Volkan Vazen herkese merhaba. Ben sunucunuz Volkan Manav. Bugün sizinle HTC'nin yeni nesil amiral gemisi HTC One'un detaylı incelemesini yapacağız. İncelemeyi dilerseniz teknik özelliklerden bahsederek başlayalım. Teknik özellikler tarafında telefonun 5.2 inç bir ekranı var ve bu IPS tabanlı bir LCD ekran. Yeni nesil LCD ekranlardan bir tanesi. LCD 5 teknolojisiyle üretilmiş bir ekran. Ekran gerçekten oldukça başarılı, güzel görünen bir ekran. Bu tarafta söylenebilecek hiçbir şey yok ama bir ama gelecek tabii ki burada. Neden gelecek? Çünkü bu ekranlar enerji verimliliği tarafında maalesef henüz daha AMOLED ekranların seviyesine ulaşabilmiş değil. HTC One A9'da AMOLED ekran kullanılmıştı ama HTC One'da firma tekrar yoluna LCD IPS tabanlı bir ekranla devam etme kararı aldı. Burada dediğim gibi söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Ekran oldukça kaliteli ve güzel. 565 ppi gibi bir değeri var ki gerçekten burada sektörde çok ciddi bir fark yaratıyor bu ekran ppi ile. 2560'a 1440 piksel 2K çözünürlük var ekranda. Oldukça başarılı bir ekran. Buna da söylenebilecek bir şey yok. HTC bir önceki nesil One M9'da yaşamış olduğu problemi biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde One M9 Plus'la aşmıştı. En azından çözünürlük tarafında aşmıştı. Bugün şunu söyleyeyim. HTC yeni nesil telefonu HTC One'da da yine 2K çözünürlükte yoluna devam ediyor. Bu 2K çözünürlüğe ihtiyacımız olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bugün eğer amiral gemisi telefonlar kullanıyorsanız 2K çözünürlük mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Yani artık bu amiral gemisi bir telefonun olup olmadığını bizlere gösteriyor. Çünkü orta segment artık üst tarafa doğru iyice yaklaştı. Ekran çözünürlüğü burada telefonların amiral gemisi olup olmadığını da göstermeye başladı bize. Tabii burada işte Huawei tarafında P9'un 2K çözünürlüğü olmadığı da o ayrı bir tartışma. Onu da onun incelemesine detaylı olarak zaten bahsettik. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Teknik özellik tarafında işte DDR4 RAM'e geçiş yapılmış ve 4 GB RAM var bunda. 32 GB hafıza var. Arkasında Sony IMX377 sensörün olduğu ki bu sensör şu anda dünyadaki en fazla piksel boyutu sunan sensör. Gerçekten üzerinde efsane bir sensör var. Ama nasıl bir performans gösteriyor bunu yapacağımız testlerle ortaya koyacağız. Ben tabii ki test ettim telefonu. Test etmeden bu videoyu çekecek değilim. Bu noktada şunu söyleyeyim. HTC One fotoğraf konusunda fotoğraftan beklentisi olan insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir telefon. Ben sadece gece fotoğraf çekimlerine ya da düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf çekebilmesini beklerdim. Bu arada yavaş yavaş güneş batıyor. Şu an deniz kenarındayız. Artık yaz geldi. Denize gireceğiz. Denizdeyiz. Bunu da söylemek istiyorum. Artık dediğim gibi videolarımızı biraz daha böyle doğada daha çok deniz kenarında falan çekebileceğiz. HTC One maalesef bu telefonda UFS 2.0 hafıza teknolojisi yok arkadaşlar. Bundan dolayı Android 6.0 ile birlikte kullanılabilecek ve uyarlanabilir hafıza bu telefonlarda kullanılabiliyor. Bunu da belirteyim. Teknik özellik tarafında söylenebilecek dediğim gibi başka ne var? Pil tarafında 3000 mAh bir pil var telefonda. Pil zaten pil testlerini yaptık. Pil testlerini sizlerle paylaşıyoruz. Daha farklı pil testleriyle de karşınızda olacağız. Gerçek kullanım pil testlerini arkadaşlar sizlerle paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Burada dediğim gibi mutlaka gerçek kullanım pil testlerine dikkat edin. Çünkü telefonu gün içinde gerçekten de kullanıyoruz. Nasıl bir pil performansı sunduğunu hep beraber sizlerle test ediyoruz. Pil performansı nasıl derseniz, pil performansı yani bu donanıma, bu özelliklere göre bence kötü değil. Daha iyi olabilir miydi? Evet daha iyi olabilir belki ama dediğim gibi çok kötü bir performans göstermiyor telefon pil tarafında. En azından Huawei P9'dan daha iyi bir pil performansı ortaya koyuyor. Bu noktada şunu da söylemem lazım. Şimdi Huawei deyince aklıma geldi. Firmaların son dönemde 2K çözünürlüğe sahip ekranların daha düşük çözünürlüğe ulaşabilmesini sağlayan yazılımlar geliştirdiğini görüyoruz. Hatta bu yazılımlardan Huawei'nin kullandığı yazılım ismi ROG, ROG diye yazılıyor. Bu yazılım sayesinde telefon Full HD'den 720p'ye yani HD çözünürlüğe düşüyor. Eğer firmalar gerçekten de bu telefonlarına böyle bir yazılım sunarlarsa pil performansının çok ciddi oranda artacağını düşünüyorum ben. Umarım dediğim gibi HTC'de ya da Samsung'da ya da LG'de bu dediğim gibi teknolojiyi telefonlarına verebilir ve bu teknolojiyi hep beraber kullanmaya başlayabiliriz. Performans tarafında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Yani telefon gerçekten de benim bugüne kadar gördüğüm en akıcı
performans alan birine sahip. Ki biliyorsunuz yani HTC kendi arayüzünü kullanıyor, Sense arayüzünü kullanıyor ve Sense 7.0 ile Snapdragon 820 muhteşem bir uyum yakalamış. Oldukça iyi ve güzel çalışıyor. Fakat bu noktada da bir eleştirim olacak. HTC Sense arayüzünü haber özetleri marjinde neredeyse tamamen yenilemiş ve Google'ın standart Android yazılımına oldukça yaklaştırmış. Hatta telefonda mesela şu an bu telefonda galeri yok. Yani bu telefonda fotoğraflar uygulamasından, Google'ın fotoğraflar uygulamasından girerek galeriye ulaşabiliyorsunuz. Bunun çok ciddi problemler yaratabileceğini bana bir arkadaşım söyledi ve işte telefonlarla ilgili genelde arkadaşlarımla, eşimle, dostumla, bilgisine, tecrübesine güvendiğim insanlarla da mutlaka konuşur ve onlardan da fikir almak isterim. Bana bunun şunu sordu bana, ya Volkan dedi, bu açıldığında buluttaki bütün fotoğrafları gösteriyor dedi. Evet dedim. Peki abi benim bulutumda görmesini istemediğim, başkalarının görmesini istemediğim fotoğraflar varsa ne olacak dedi. Evet, bu gerçekten de büyük bir soru işareti. Bununla birlikte Google'da kullandığınız fotoğrafları da insanlar açabiliyor. Zaten bunu arayüzünü size gösterirken hep beraber testini yapacağız. Nasıl çalıştığını göreceksiniz. Burada dediğim gibi maalesef hani burada galeri uygulamasının olmaması büyük bir eksiklik. Mesela yani saatini bile Google'ın kendi standart Android'ten gelen saatini kullanıyorsunuz. Yani birçok şey, hatta hesap makinesi bile Google'ın kendi hesap makinesi. Yani HTC burada yeni güncellemeleri bir an evvel telefonlarına sunabilmek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Bunu biliyoruz, yakından biliyoruz, HTC'den dolayı biliyoruz ama telefonu o kadar hafifletmişler ki arayüz tarafında. Telefon bundan dolayı evet uçuk kaçık bir performans sergiliyor ama özelleştirmeler tarafında gerçekten de tam olarak istediğinizi bulamıyorsunuz. Biraz da kamera performansından bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. 12 megapiksel bir Sony IMX 377 sensörünün kullanıldığı bir kamera lensi var bunda. Kamera sensörü var. Ben dediğim gibi iyi bir performans sergilediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece dış ışıkta biraz daha iyi bir performans göstermesini beklerdim ama dediğim gibi çok da kötü değil. Burada dediğim gibi işte sektörde gerçekten de Samsung bu noktada f1.7 değerine olayı düşürerek büyük bir fark yarattı. LG zaten 1.8 diyafram aralığını G4'ten beri kullanıyor. Bu telefonlara 1.8 diyafram aralığı var. Telefonun kamera tarafındaki en önemli özelliklerinden bir tanesi, bana sorarsanız ne derseniz hemen söyleyeyim size. Ön taraftaki kamerada optik imaj görüntü sabitleme desteği var. Ki bana sorarsanız bu bir telefonda kullanılan ilk donanım. İlk defa bir kameranın önünde de o his görüyoruz. Bu neydi? Yani telefon sallandığında telefonun bulanık fotoğraflar çekmesini engelleyen bir donanım var. Telefon ön kamerasında da var. Bundan dolayı firmayı gerçekten tebrik etmek lazım. İnovasyon noktasında HTC zaten hiçbir zaman için agresiflikten kaçınmadı. Yani HTC One M8'ine beri çok ciddi anlamda fark yaratıyor. İşte biliyorsunuz çift kamera vardı o telefonlarda ve çift kamera teknolojisini Huawei'den daha evvel kullanan bir firmadır HTC. Ve bu kamera özelliği alan derinliği yaratılıyordu. İşte M9 da bundan vazgeçildi. M9 Plus'ta tekrar bu özellik geri geldi. Şimdi M10'da bu özellikten tekrar vazgeçildiğini görüyoruz. Yeni bir telefon gelir mi bilmiyorum ama zannetmiyorum. En azından amiral gemisi anlamına geleceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ama dediğim gibi çift kamera teknolojisi tekrar geri gelir mi? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Kamera tarafında dediğim gibi ben beklentilerimi tamamen karşılayabildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Detaylı karşılaştırma testlerini zaten yaptığımızda siz de kameranın nasıl bir performans gösterdiğini hep beraber göreceksiniz. Burada söyleyebilecek, kamera tarafında söyleyebileceklerim bunlar. Ön taraftaki bu OIS desteği olması gerçekten çok çok başarılı. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tasarım, evet pek incelemeler tasarım tarafına girmek istemiyorum. Çünkü tasarım herkese göre değişiklik gösteren, yani herkes farklı bir şey söylüyor. Benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz, sizin beğendiğinizi de ben beğenmem. Böyle bir rap şarkısı gibi oldu değil mi? Ama dediğim gibi yani burada tasarım tamamen ve tamamen farklılık gösterebilen bir kuram. Ben tasarımını beğendin mi diye sorarsanız ben sanki yani M9'un tasarımı biraz daha iyiymiş gibi geldi bana. Köşelerde böyle sanki yuvarlatılmış, biraz daha keskin bırakılmış bir hat var. Ben dediğim gibi tasarımını çok böyle beğendin mi derseniz ben tasarımını çok beğendiğimi söyleyemem. Ama dediğim gibi yani bu tamamen göreceli bir kavram. Telefon yeni bir telefon. Burada HTC
yani evet, yaptıkları lansmanda da söylemişler, biz kullanıcılardan gelen her şeye cevap vermeye çalışıyoruz diye. Şimdi telefonun önünde gördüğünüz gibi bir, bunu yakından göstereceğim zaten size. Bir beyaz bir panel var arkadaşlar. Çerçeveyi kaplayan, çerçeveyi oluşturan bir beyaz panel var. Bu beyaz panel plastik. Bunu da nasıl fark ettim derseniz hemen onu da söyleyeyim size. Telefonu gece şarja taktığınız zaman burada bir bildirim ekranı, yani bildirim ışığı var. Bildirim ışığını ben gece baktığımda etrafının kırmızı olduğunu görüyorum ve dediğim gibi bunun plastik olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Keşke dediğim gibi HTC evet yekpare alüminyum kasa kullanıyordu ama bu telefonda bundan vazgeçtiğini görüyoruz. Aslında bundan HTC One A9'u birlikte vazgeçti ama bunda da tamamen ondan vazgeçtiğini devam ettirdiğini görüyoruz. İşte mum sant hoparlörlerden vazgeçtiğini görüyoruz. Evet, aşağıda bir hoparlör kısmı var. Ses yeterli mi? Ses yeterli arkadaşlar ama tabii ki mum sant çok daha farklı bir inovasyondu. Yani bugüne şu anda mobil pazarda olmayan bir teknolojiydi ama dediğim gibi bu telefonda bunlardan da vazgeçilmiş. Evet, boom sound hep söyledik, telefonları kalınlaştırıyor dedik ama dediğim gibi yani kullanım açısından, kullanıcı açısından çok büyük bir fark yarattığını hep beraber gözlemlemiştik yaptığımız testlerde, diğer telefonlarda en azından. Bu telefonda bundan da vazgeçildiğini gördük. Telefonun dediğim gibi yani tasarımı oldukça güzel, malzeme kalitesi tarafında en ufak bir problem yok. Yani gördüğüm en metal, gerçekten de metal telefonlardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, LG G5'i elinize tuttuğunuzdaki o metal hissiyatını alamıyorsunuz ama bu telefonda gerçekten de metal hissiyatını alıyorsunuz arkadaşlar. Yani telefonda oldukça iyi bir malzeme kalitesi var arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun dediğim gibi arayüzünü sizlere göstereyim. Arayüzü nasıl çalışıyor, nasıl akıyor, hep beraber bunlara bakalım. Biraz işte kamera özelliklerine bakalım hep beraber. Kamera tarafında yenilikler var çünkü. Daha sonra incelememizi bitirelim. Çok da uzun uzun bir inceleme yapmayı istemiyorum. Bu noktada çok uzatmayın diyorsunuz çünkü. Dediğim gibi söyleyeceklerim benim bu kadar. HTC One'la genel kanın nedir diye soruyorsanız bana. Telefon uzun zamandan beri kullanıyorum. Ben HTC One'u gerçekten beğendim. Kendi ekosistemi içinde HTC telefonunu bir noktadan bir noktaya taşımayı başarmış. Özellikle kamera tarafında IMX 377 sensörünü kullanması telefonun bu noktada ne kadar agresif bir telefon olduğunu da ortaya koyuyor. Snapdragon 820 ile gelmesi, bu da çok güzel. Geçtiğimiz dönemde hatırlıyorsunuz Snapdragon 810 ile gelmişti telefon ama ısınmadan dolayı tekrar MediaTek'in işlemcisine dönmüştü. One M9 Plus'ta. Dediğim gibi burada telefon 14 nanometre, yani işlemci 14 nanometre üretim teknolojisine sahip olduğu için ısınmıyor da. Herhangi bir ısınma problemiyle de karşılaşmıyorsunuz. Şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi arayüzünü inceleyin. Biraz arayüzüne bakalım. Daha sonra da telefonun kamera özelliklerine biraz bakalım. İncelememizi bitirelim. İncelememiz için şimdilik herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. HTC One'un arayüz testine başlayacağız. Arayüzünü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi HTC One elimizde. Ve parmak izi okuma sensörü nasıl çalıştığıyla başlayalım. Evet, parmak izi okuma sensörü oldukça güzel çalışıyor. Evet, şimdiye kadar gördüğün en iyi parmak izi okuma sensörü mü derseniz hayır. En iyi parmak izi okuma sensörü de gördüm. Ama oldukça iyi çalıştığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Samsung'dan daha iyi mi çalışıyor derseniz yani hemen hemen başa baş diyebilirim. Ama burada fiziksel olarak bir tuşa basmak zorunda olmamamız bence bir avantaj. Ben önümüzdeki dönemde de belki ya Samsung'un da buna dönebileceğini düşünüyorum. iPhone zaten döneceği kesin diyorlar ama gerçekten bakalım iPhone 7'de göreceğiz. Fiziksel tuş olacak mı olmayacak mı? Bu da çok büyük bir merak konusu. Çünkü fiziksel tuş olmazsa telefonların biraz daha incelebileceğiyle ilgili de bir söylenti var. Bakalım değil mi? Hepsi gerçek olacak olmayacak, bunu hep beraber göreceğiz. Gerçi bu telefon çok ince bir telefon değil arkadaşlar ama dediğim gibi yani telefonun en azından inceliği konusunda büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Basmalı olmayan parmak izi okuma sensörlerinin, bakalım önümüzdeki dönem bize neler gösterecek. Şimdi bu telefonda HTC One'da biliyorsunuz Sense arayüzü var. Hatta buradan hemen girebiliriz. Hakkında kısmına girelim arkadaşlar. Yazılım bilgisi diyelim. Android 6.01 var arkadaşlar telefonda. Telefon Android 6.1 güncellemesinde bana sorarsanız ilk alacak telefonlardan bir tanesi. Bu Sense arayüzü oldukça başarılı bir arayüz. Yani bugüne kadar hep en beğendiğimiz arayüzlerden bir tanesiydi. Yani ama bu maalesef, bu arayüz maalesef dememe de aslında çok da şey değil ama yani çok gerek yok ama bu arayüz dediğim gibi son dönemde HTC One'la beraber tamamen Google'a bırakılmış olarak görüyoruz.
posta istemcisine baktığınız zaman Google'ın kendi posta istemcisi. Takvime baktığınız zaman gördüğünüz gibi Google'ın kendi takvimini görüyoruz burada. Kişiler, işte Google'ın kendi kişiler, yani sanki bir gerçekten de şey kullanıyormuşçasına, yani Nexus telefon kullanıyormuş izlenim bırakıyor bende. Fotoğraflar uygulaması en bizim yani böyle kafamıza takılan şeylerden bir tanesi. Mesela fotoğraf uygulamalarına girdiğiniz zaman, mesela albümlere girdiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi 2015'ten kalan fotoğrafları gösteriyor. Bu benim bulutumda duran aslında fotoğraflar. Fakat ben dediğim gibi bunların görünmesini tercih etmezdim. Bir başkası hiç tercih etmeyebilir ama dediğim gibi burada fotoğraflar kendi cihazınızdaki fotoğraflara direkt ulaşabilmeniz için bunu yapmanız gerekiyor ve buraya ancak bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bu telefonda en büyük eleştirmelerinizden bir tanesi galerinin olmaması arkadaşlar. Galeri dediğim gibi Google'un kendi galerisini kullanıyor ve Google'un galerisi bulutla beraber ortak çalıştığı için burada dediğim gibi maalesef istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özellikle bazı insanlar için. Eğer dediğim gizli fotoğraflarınız varsa bu telefonda gizli fotoğraf tutmak pek mümkün değil. Bunu söyleyeyim çok rahat bir şekilde size. Gördüğünüz gibi Google'un kendi müzik uygulaması var. Her şey zaten Google'un kendi uygulamasıyla başlıyor. İşte ortam dediğimiz bir şey var. Burada haber özetlerini görüyoruz. İşte ses kayıtları ve kamera özelliklerini. Kameraya zaten bakacağız biraz sonra. Söyleyebileceğim dediğim işte Google'un kendi not defteri, e-tabloları. Yani tamamen ve tamamen Google'un sanki Google'un telefonuymuş gibi bir izlenim yaratılan bir HTC One'la beraber buradayız. Ha, bunun bir avantajı nedir? Bunun avantajı HTC 6.1 güncellemesini bu telefona çok çabuk bir şekilde verecek ve ben Nexus telefonlardan çok kısa bir süre sonra bu telefonun da 6.1 güncellemesini alacağını düşünüyorum. Hatta Android 7.0 ile beraber de bunun da çok çabuk bir şekilde geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hatta saat uygulamasına giriyoruz. Bu bile Google'un kendi saat uygulaması arkadaşlar. Yani hani telefon o kadar Google'a bırakılmış ki yani tamamen Sense arayüzünün neredeyse bırakıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Şimdi başka söyleyebileceğim arayüzle ilgili ne var derseniz hemen şöyle bir tıklayayım. İşte giriş ekranının yerlerini değiştir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Giriş ekranı duvar kağıdını değiştir. Temayı değiştir. Bu tema bildiğiniz gibi aslında ilk temalar yanlış hatırlamıyorsam Symbian telefonlarla başladı. Daha sonra işte Çin telefonlarına sıçradı bu durum. Ve daha sonra amiral gemisi telefonlarda bu tema seçeneğini görüyoruz. İstediğimiz temayı internetten indirerek kullanmaya başlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi HTC'den diyor, önerilen diyor ya da temalara direkt girebiliyoruz buradan. İşte en iyi ücretsiz, yeni ücretsiz diyor. Yani burada en insanların kullandığı temalardan bir tanesini seçerek indir diyoruz. Ve bunu indirdikten sonra dediğim gibi telefonumuza kurarak daha sonra bu temayı kullanmaya başlıyoruz. Başka HTC 10 kullananlarla da bu temayı paylaşabiliyoruz. İşte beğendiğimizi söyleyebiliyoruz. Şudur budur. Yani bir sürü özellik koymuşlar burada. Tema ile ilgili gerçekten oldukça özelleştirilmiş bir durum var. Kullanırsınız kullanmazsınız bunu bilemem ama mesela biz şimdi duvar kağıdını hatta sesleri de uygulayalım. Minster'ı severiz. Sildor da çok sever. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda ikonlar tamamen ve tamamen değişti arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz. Şimdi bunu dediğim gibi kullanırsanız oldukça güzel bir uygulama. Bunu söyleyeyim. Daha sonra telefonun yani çok da fazla dediğim gibi bir şeyi yok. Yani farklı bir durumu yok arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlara girelim. Biraz ayarları gösterelim size. Arkadaşlar ayarlar seçeneği gördüğünüz gibi kablosuz ve ağlar var en yukarıda. Daha ya bastığımız zaman işte mobil paylaşımını işte mobil paylaşabiliyoruz. Şudur budur falan filan. Birçok şey var burada. VPN. Özel VPN de var. VPN biliyorsunuz ülkemizde birçok noktada işe yarayabiliyor. Kendi VPN girişimizi de ayarlayabiliyoruz burada. İşte kişiselleştir diye bir seçenek var arkadaşlar. Burada duvar kağıdını değiştir. Uygulama widget ekleniyor. İşte uygulama widget zaten Android 2.3'ten beri kullanılan Gingerbread'den beri kullanılan bir durum. Giriş ekranı sayfalarını yönet diyor. İşte sayfa ekleyebiliyoruz. Sayfa çıkartabiliyoruz. Bizim burada benim yani HTC'de en beğendiğim widget sanıyorum bu. Tamam diyoruz buna. En beğendiğim widget bu arkadaşlar. Hava durumu da gösteriyor. Burada saati de gösteriyor oldukça güzel bir şekilde. Hemen buradan son uygulamalardan
parmak izi tarayıcı var. Parmak izi tarayıcı da parmak izi tarayıcıya girelim arkadaşlar. Mesela parmak izi ekleyelim. Acaba bu parmağımı daha önce tanıtmıştım, baş parmağım. Acaba bir daha tanıtabilir miyim? Evet, mesela bu baş parmağımı bir daha tanıtabiliyorum. Ki ben eğer bunu telefonunuz yani izin veriyorsa mutlaka ve mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar çok aynı parmağı tanıtırsanız doğru okuma şeyi de o kadar artıyor. İhtimalle o kadar artıyor arkadaşlar. Mesela bu özelliği bunu en azından Huawei'de yapamadık. Yani Huawei'de bir parmağı tanıttığınız zaman bir kere tanıtabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, oldukça gereksiz bir telefon görüşmesi yaptım. Neyse, devam edelim. Burada parmak izi tarayıcıyı sıfırla diye bir seçenek var falan filan, hep bildiğimiz bunlar şeyler. Konum, güvenlik. Güvenliğe tıkladığımız zaman ekran kilidini ayarlayabiliyoruz. Telefonun nasıl açılması gerektiğini falan filan buradan yapabiliyoruz. Çok da dediğim gibi sizi sıkmak istemiyorum bu noktada. Daha sonra Dolby Audio özellikle HTC Boom Sound diyor. HTC Boom Sound diyor ama bu HTC Boom Sound arkadaşlar, yani bu telefonun Boom Sound biliyorsunuz yok. Aşağıda sadece bir hoparlör kısmı var. Bu hoparlör kısmından sesi alıyoruz. Ne kadar yeterli? Yeterli. Yani diğer muadil ürünler gibi sesi alabiliyoruz arkadaşlar ama tabii ki Boom Sound özelliğini aramıyoruz. Aramıyor değiliz bu anlamda. Evet, telefonu daha kalınlaştırdığından dolayı yukarıdan ve aşağıdan bundan vazgeçilmiş. Tamam, okey, bunu kabul ediyoruz ama keşke vazgeçilmemiş olsaydı da firma dediğim gibi buna farklı bir çözüm bulabilmiş olsaydı. Belki dediğim gibi daha inovatif bir girişim olabilirdi. HTC İnovasyonlar şirketi olarak biliyoruz bunu. Android ekosistemin ilk telefon üreticisinin daha belki bu noktada agresif bir tasarıma gidebilirdi. Bilmiyorum ne düşünüyorlar ama Boom Sound hoparlörlerden vazgeçilmiş maalesef. Ama telefonun 24 bit ses desteği var ve gerçekten oldukça başarılı bir ses veriyor. Zaten kutu içinden çıkaran kulaklık da gerçekten sizi yani tek kelimeyle oldukça tatmin edecek bir kulaklık. Bugüne kadar gördüğüm en güzel kutu içinden çıkan kulaklığa sahip HTC o. Burada dediğim gibi işte bellek, dil ve klavye, tarih, saat, yazı hakkında şudur budur. Burada size göstermek istediğim bir özellik var. Boost diye bir özellik var arkadaşlar. Bu Boost özelliğini dediğim gibi biz Çinli telefonlarda çok görmeye alıştık. Ama bu telefon, birçok telefonda bu özellik artık gelmeye başladı. Bu akıllı canlandırma diye bir özellik var arkadaşlar. Bu akıllı canlandırma performans canlandırmak için otomatik bellek temizlemeyi çalıştıran bir sistem. Burada dediğim gibi 223 MB bir bellek temizlemesine gitti şu an telefon. Ve dediğim gibi sanki telefonumuz daha hızlanmış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Oyun pil canlandırıcı diye bir şey var. Bu güzel bir özellik. Bu benim hoşuma gitti. Oyun oynarken pili optimize ediyor ve gerçekten bu noktada oldukça iyi bir pil performansına sahip olabiliyorsunuz. Telefonun pili zaten çok kötü değil arkadaşlar. Bu gereksiz içerikleri temizle diyor. İzin verelim. Evet, şu anda gereksiz içeriği temizliyor arkadaşlar. Yani bayağı bir gereksiz içerik varmış. Şu anda 1 GB'ı geçti. Taraması geçti yani. Silmesi demeyelim de. Evet. Şu anda %98'i ön bellek dosyadan oluşuyormuş. 1.27 GB gereksiz içerik temizlendi diyor. Bayağı bir gereksiz içeriğimiz varmış. Bunları dediğim gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Yani bu şunu söyleyeyim, gerçekten de bu telefonda birçok şeyi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Uygulamaları buradan kilitleyebiliyorsunuz. Yani eğer birisini açmasını istemiyorsanız çok da şey yapmaya gerek yok, uzatmaya gerek yok. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Yani dediğim gibi eğer uygulamanızın birisinin girmesini istemiyorsunuz buradan ayarlayabiliyorsunuz falan filan. Bunu da göstermiş olduk size. Telefonun başka araçlar kısmında başka bir özelliği var mı? Yok. Söyleyeceğim arkadaşlar bu kadar arayüzle ilgili. Yani arayüz oldukça güzel, akıcı bir arayüz. Zaten gördüğünüz gibi. Yani arayüz hız testini zaten yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok rahat bir kullanım var telefonun. Yani arayüz konusunda en ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde girip çıkabiliyorsunuz her şeye, her yere. Bunu çok rahat söyleyeyim size. Gerçekten oldukça başarılı ve güzel bir arayüz bu.
Yani HTC Sense arayüzü zaten her zaman beğendiğimiz bir arayüzdü. Google'ın kendi programlarının gelmesiyle aslında bu arayüzün biraz daha hafiflediğini görüyoruz. Evet, belki kullanım açısından biraz da Nexus telefonlara sanki benzemişmiş gibi bir izlenim bırakıyor bizde, ama dediğim gibi telefon oldukça rahat bir kullanım da sağlıyor bundan dolayı. Söyleyeceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Ben HTC One oldukça beğendim. Rahat bir telefon, akıcı bir telefon. Yani HTC telefon almak isteyen insanların ya da HTC kullanan insanların rahatlıkla alabilecekleri ve oldukça hoşlarına gideceğini düşündüğüm bir telefon. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videonuz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. HTC One ile ilgili özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen YouTube kanalımıza da abone olun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.